Herkese merhaba, ben Bengü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir pasta hazırlıyorum. Damat pastasını hazırlamak için 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı ılık su, 2 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya kullanıyoruz. Öncelikle yumurtalar ve toz şekeri, toz şeker iyice eriyinceye kadar çırpalım. Bozda kıvamını alan bu malzemelerin üzerine yarım su bardağı ılık su ekleyelim. Kabaran yumurta ve toz şekeri suyla da 1 dakika kadar çırptıktan sonra kuru malzemeleri ekleyelim. Kekimizin daha çok kabarması için un, kakao ve kabartma tozunu bir elek yardımıyla sıvı karışımın üzerine ekleyelim. Tereyağı ile yağladığımız kalıbın içerisine kek harcını dökelim. Ben keki pişirmek için 28'e 28 santimlik kare bir kalıp kullandım. Keki 170 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirelim. Kekin pişerken düzgün bir şekilde kabarması için harcı boşalttığımız kabı 1-2 kere sertçe zemine vuralım. Böylelikle içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Pişen kakaolu keki ıslatmak için 2 su bardağı 400 ml soğuk süt, 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı kakao kullanıyoruz. Kek pişip ılındıktan sonra üzerine bir çatal yardımıyla delikler açalım. Hazırladığımız şekerli ve kakaolu soğuk sütü kekin üzerine gezdirelim. Kek sütün tamamını emecektir. Bu konuda endişeniz olmasın. Şimdi kekin üzeri için muhallebimizi hazırlayalım. 4 su bardağı süt, 3/4 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un ve 1 paket vanilya kullanıyoruz. Soğuk sütün içerisine un, nişasta, toz şeker ve vanilyayı koyalım. Kıvam alıp koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaşıp pişen muhallebinin içerisine 50 gram, yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekleyelim. Hazırladığımız
hazırladığımız muhallebiyi ilk sıcağı çıktıktan sonra sütle ıslattığımız kekin üzerine dökelim. Muhallebinin üzerine bir spatula yardımıyla ya da kaşıkla düzeltelim. Buzdolabında soğumaya bırakalım. Damat pastasının kakaodan oluşan şeritlerini hazırlamak için yağlı kağıttan 2 santim eninde şeritler keselim. Soğuyan damat pastasının üzerine yağlı kağıttan hazırladığımız şeritleri dizelim. Muhallebinin üzerine bir süzgeç yardımıyla kakao serpelim. Pastanın üzerine kakao ile kapladıktan sonra yağlı kağıttan hazırladığımız şeritleri dikkatli bir şekilde kaldıralım. Pastanın beyaz kalan kısımlarına dilerseniz Antep fıstığı serpebilirsiniz. Ben damat pastasının ortasını çilekle süsledim. Bu hafif, lezzetli ve pratik pastayı mutlaka denemenizi öneriyorum. Eğer tarifimi denerseniz, sonucu benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.